Değerli milletvekilleri, değerli misafirler, grup toplantımızı açıyoruz. Bugün 4 Kasım darbesinin üzerinden 2 yıl geçmiş oldu. Elbette milletvekillerimiz, eş başkanlarımız aramızda değiller. Ama öyle inanıyoruz ki yürekleri, umutlarıyla bizimle birlikteler. Biz de buradan onları selamlayarak grup toplantımıza başlamak istiyoruz. Yine 6 Kasım YÖK'ün Türkiye eğitim sisteminin başına bela edilişinin yıl dönümü. Şüphesiz 12 Eylül kalıntısı her kuruma karşı çıktık, karşı çıkmaya devam edeceğiz. Aramızda KHK'lı akademisyenler var, barış akademisyenleri var. Hoş geldiniz diyoruz. Yine Antep İl örgütümüzden ve Ankara il ilçe örgütlerimizden arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Eş genel başkanımızın konuşmasına geçmeden önce 4 Kasım'la ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı kısa bir gösterim var. Onu izleyeceğiz birkaç dakikalık. Ondan sonra da kendisini kürsüye davet edeceğiz. Buyurun. Benim irademsin, yalnız değiliz, milyonlarız. Mücadelemiz emekle yorulmuş, fedakarlıkla mayalanmıştır. Bizim hamurumuzda korkmak, sinmek, kaybetmek yoktur. Lehember hamu zahtu zordariyan, bitifaka civaki emmezin bun o mezindibin. Gülüşümüz, bizleri yok sayanlara inat hiç solmayacak. Saldırılarınızla ilk kez karşılaşmıyoruz. Çünkü asırlara yayılan özgürlük mücadelesinin yolcularıyız. Hikayemiz umut, direniş ve zaferdir. 49'lar davasının sanığı, Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden mecliste yankılanan sesiyiz. Mahir Çayanların, Kaypak Kayaların, Deniz Gezmişlerin yoldaşıyız. Mazlum Doğan'ın Nevroz'u aydınlatan kibritiyiz. Pir Kemal'in selamı, Orhan Doğan'ın yarım kalmayacak hayaliyiz. Baluken'in onurlu dik duruşu, Demirtaş'ın mücadelesi, burası istasyon meydanı, halkın özgürlük meydanı, faşizm yenilecek. Yüksekdağ'ın isyanıyız. Gözümüzün önünde çoluğu çocuğu katlediyorsunuz. Saraybeki yansın buraya. Asya Yüksel ve Mehmet Tunç'un halkların özgürlüğüne olan sevdasıyız. Bizler halkız, Ermeniyiz, Asuriyiz, inançlı Müslümanız, Aleviyiz, Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz. Ez cümle direnenleriz. Direnerek tarihi yeniden yazanlarız. Ne darbeler gördük, ne badireler atlattık, ne fırtınalara, tipilere meydan okuduk. Dün boyun eğmedik, dün yenilmedik, bugün de yenilmeyiz. Zalimin zulmüne boyun eğmeyiz. Özgürlüğü müjdeleyenleriz.
mutlaka kazanacağız. Evet, şimdi de grup konuşmalarını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sevgili arkadaşlarım, sevgili milletvekili arkadaşlarım, partimizin MYK'sından, parti meclisinden katılan çok değerli yoldaşlarım, Ankara İl Teşkilatımız, Antep Teşkilatımız, değerli hocalarım, değerli konuklar ve basın emekçileri, grup toplantımıza hoş geldiniz. Umbihar Hatın, Sersara Serçava Hatın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Antep İl Örgütümüz bugün aramızda. Biliyorsunuz Antep gerçekten önemli bir şehir. Özellikle bu IŞİD saldırıları boyunca en fazla mağdur edilmiş kentlerimizin başında geldi. Çok ciddi mağduriyetler yaşadı ve 2016 yılında da Antep'te büyük bir katliam yaşadık. Katliamın suçluları, gerçek suçluları hala yargı önüne çıkarılmış değil. Ama katliamın mağdurları aramızda. Biz diğer katliamlarda olduğu gibi Antep katliamında da bu yaşananların hesabını soracağımızı bir kez daha buradan dile getirmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, Antep deyim yerindeyse bu iktidar döneminde IŞİD'in yol geçen hanı oldu. Bütün IŞİD çeteleri bu güzergah üzerinden bu ülkeye girdi, çıktı. Bu ittifak, bu kirli çete ittifakını hep birlikte yaşadık. Ve bu ittifakın devamı niteliğinde olan senaryoları da hala bugün yaşamaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen hafta Roboski'ye, Şırnak'a, Batman'a bir ziyarette bulundum. Evet, Roboski'ye gittim. Tam 7 yıl olmuş Roboski'de yaşanan katliamdan bugüne geçen süre. Katliam sözcüğünü, Roboski sözcüğünü mecliste kullanmanız yasak. Ama katliam orada 7 yıldır bütün canlılığıyla duruyor. Her sabah o evlatlarımızla uyanıyoruz. Her akşam 7 yıl boyunca her akşam onları yeniden toprağa veriyoruz. O 34 can orada adalet bekliyor. Roboski halkı adalet bekliyor. Ve biz Roboski halkının bu adalet arayışında, adalet mücadelesinde onlarla yan yana olmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, Batman'a uğradık. Daha önceki gezilerimde ben gitmeden gözaltı yapıyorlardı. Bu sefer benden sonra Batman'da gözaltı yapmışlar. AKP'nin böyle bir seçim çalışması var biliyorsunuz. Ortada bir suç fezleke yok. Sadece ve sadece insanların siyaset yapmasını, insanların özgür iradeleriyle siyaset yapmalarını engellemeye çalışan bir iktidar var. Aynı şey Batman'da da karşımıza çıktı. Batman Belediyesi bugün kayyum iradesiyle yönetiliyor. Atanmış. Batman'a verdiği hiçbir şey yok. Batman'dan götürdüğü çok şey var. Bildiğiniz gibi HDP Batman'da %70 oy alıyor. Bu %70 oy almış bir partiye yönelik bu zulüm, bu saldırı Batman'da da diğer Kürt illerinde olduğu gibi sürüyor. Aynı yıkım, aynı saldırıdan en fazla etkilenen kentlerimizden biri de Şırnak. Şırnak'ta da yine Cizre'de, Silopi'de, Şırnak merkezde acılar aynı canlılığıyla duruyor. Bakın dörtlü zirvede Erdoğan ne demiş? Suriye'de yıkılan binaları gördüğümüzde tabii bizler siyasetçiler olarak acaba bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz diye düşünmek durumunda kalıyoruz. Şimdi bunlar prompter cümlesi olduğu için böyle akıyor gidiyor. Sen
Gagavuzya'ya gidiyorsun, orada aklına kültürel ırkçılık geliyor. Dörtlüyle masaya oturuyorsun, yıkımları nasıl telafi edeceğin aklına geliyor. Ya bunların aklına gelmesi için bir Şırnak'a gel bak. Şırnak'ı nasıl yıktığına gel bak. Oradaki insanları nasıl yerinden yurdundan ettiğine gel bak. Neden bu lafları Avrupalılarla yan yana gelerek söylüyorsun da Şırnak'ta söyleyemiyorsun? Cizre'de, Silopi'de söyleyemiyorsun. Cizre'de, Silopi'de zulüm, Avrupa'ya gelince sözde demokrat. Evet, tüm bu yıkımların, tüm bu yerinden edilmelerin hesabını soracağız. Mutlaka kazanacağız diyor ya. Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Tüm bu şiddet, bu zulüm aslında darbe mekaniğinin çalıştığını bize gösteriyor. Bu darbe mekaniğinin en önemli momenti 4 Kasım'dır. 4 Kasım'daki hayata geçirilmiş olan darbe, demokratik siyasete yönelik darbedir. Arkadaşlarımız, eş başkanlarımız bugün cezaevindeyse, milletvekilleri, belediye eş başkanlarımız bugün cezaevindeyse, işte o darbe mekaniğinin demokratik siyasete yönelik en büyük saldırısının sonucu cezaevindeler. Bir suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için rehin tutuyorlar. Onlar özgür kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu irade cezaevinde tutsak edilemez. Biz bu direnişimizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdüreceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kararlılığı işte bütün arkadaşlarımız nerede olurlarsa olsun göstermeye devam ediyorlar. Demirtaş'ta, Yüksektaş'ta, Balıkent'te hepsi aynı kararlılıkla faşizme karşı direnişe devam ediyorlar. Direne direne kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Darbe mekaniği, bu kavram çok önemli. Özellikle 2014 yılında başlayan bu çöktürme planı çerçevesinde devreye sokulan bu mekanik, darbe mekaniği İmralı tecidiyle aslında yeni bir rotaya, yeni bir hatta oturdu. Bu bütün ülkenin tecitleştirilmesiydi. Ve burada başlayan süreç daha sonra Suruç'ta, Ankara'da ve Cizre'de toplam 10 kentte bir yıkıma, bir katliama dönüştü. Sonra meclise geldi. Darbe mekaniği çalışmaya devam ediyordu. 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldı. Tüm bu sürecin içinde Allah'ın lütfu olan 15 Temmuz darbe kalkışması yaşandı. Ve hemen bu lütuftan yararlanmak isteyenler 20 Temmuz'da OHAL darbesini gerçekleştirdiler. OHAL darbesine bağlı olarak da önce belediye eş başkanlarımız, sonra kanun hükmünde kararnamelerle üniversiteden, eğitim kurumlarından, sağlık kurumlarından binlerce, on binlerce insanın ihraç edilme süreci ve 4 Kasım darbesiyle de demokratik siyasetin, emek, demokrasi, barış mücadelesinin aslında tasfiyesi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bu süreç devam ediyor. Bu sürece bağlı olarak da 2017 yılında içinde hilesi, şaibesi bulunan bir referandum yaşadık ve anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Ve bu anayasa değişikliğinin yaratmış olduğu siyasi iklime bağlı olarak da tek adam rejimi, otoriter rejim bugün iktidardadır. Amacı bu mekaniğe bağlı olarak anayasal diktatörlüğü var etmektir. O yüzden de saldırılar devam ediyor. O yüzden de nerede demokratik bir hak varsa, nerede bir barış mücadelesi varsa bu rejim bütün saldırganlığıyla ortaya çıkıyor ve bu mücadeleleri, bu hak arayışlarını susturmak istiyor.
arkadaşlarımızın rehin tutulmasının arkasında yatan zihniyet budur. Demokratik siyasetin öncüsü olan toplumsal muhalefetin merkezinde bulunan HDP'yi susturmak bu iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenektir. O yüzden sabah akşam HDP ile uğraşıyorlar. O yüzden sürekli HDP'yi düşmanlaştırmak, Kürt halkını düşmanlaştırmak, Kürtlerle savaşa devam etmek, Kürtlere yönelik kıyıma yerinden yurdundan etmeye devam etmek. Evet, bu iktidarın bildiği yegane yol bu. Bugün gözaltılar, tutuklamalar devam ediyorsa, bugün bu saldırılar devam ediyorsa, hala arkadaşlarımız FETÖ'cülerin yazdığı fezlekelerle tutsak edilmeye devam ediyorsa, işte karşımızdaki zihniyetin bu otoriter rejimin bütün anlayışını izlememiz buradan mümkün. Sevgili arkadaşlar, bakın geçen hafta mecliste Sayın Cihangir İslam bir konuşma yaptı. Konuşma yapar yapmaz hemen bir saldırı başladı. Maruz kaldığımız bir sürecin aslında bir başka yansımasını izledik. Ne zaman ki muhalefet edersiniz, ne zaman ki sesinizi çıkartırsınız, meclis fezleke bürosuna dönmüş olan savcılık hemen bir fezleke yazar. Sayın Cihangir İslam'a yönelik saldırıdan dolayı kamuoyu, basın, medya bu meseleyi işledi. Ama biz 4 Kasım 2016'dan beri aynı saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün bu saldırılara rağmen sustuk mu? Boyun eğdik mi? Baş eğdik mi? Diz çöktük mü? Asla. Konuşmaya devam edeceğiz. Hakikatin sesiyiz. Her kürsüde, her yerde konuşmaya devam edeceğiz. Tıpkı 94'te olduğu gibi aynı tasfiye sürecini yaratmaya çalışıyorlar. Bu sesi kısmaya çalışıyorlar. Asla kısamayacaklar. Bu ses halkımızın sesi. Bu ses emekçinin, kadının sesi. Bu ses her yerde yükselmeye devam ediyor. Bakın kulak verin. Edirne'den yükseliyor. Bakın kulak verin. Kandıra'dan yükseliyor. Sincan'dan yükseliyor. İmralı'dan yükseliyor. Bu sesi asla kısamazsınız. Ve bu kürsüler, meclisin kürsüleri, halkın kürsüleridir. Onlar adına biz burada onların sözcüsü olarak konuşmaya devam edeceğiz. İstediğiniz kadar fezleke yazın. İstediğiniz kadar tehdit edin. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz. Evet, 4 Kasım. Bugün 6 Kasım. 6 Kasım aynı şiddetin bir başka açıklaması. Nasıl ki 4 Kasım demokratik siyasete yönelik bir şiddetin artık simge tarihi olmuşsa, 6 Kasım'da üniversiteler akla karşı, bilime karşı, toplumun bilim hakkına karşı bir şiddetin simgesidir. 37 yıl olmuş YÖK ilan edileli, kurulalı. Nedir YÖK? YÖK aslında bir disiplin yönetmeliğidir. Başlı başına bir disiplin yönetmeliğidir. Üniversiteye yönelik, özgür düşünceye, özgür bilime yönelik, üniversiteler anlayışa yönelik 12 Eylül Cuntası'nın düzenlediği bir disiplin yönetmeliğidir. Bilime, akademisyene, öğrenciye, bilim emekçisine bir pranga vurmaya yönelik, aklı hapsetmeye yönelik bir disiplin yönetmeliğidir. Kurulduğu günden bugüne kadar bütün iktidarlar YÖK'ü kaldıracağız diye geldi. Bunlar da çıkmış diyor ki 3 Kasım işte 16 yıl oldu iktidardayız. Evet, 16 yıldır iktidardasınız. İktidara gelmeden önce vaat ettiğiniz en önemli şeylerden biri YÖK'ü kaldırmaktı. YÖK'ü 12 Eylül rejiminin bile hayal edemeyeceği bir yapıya dönüştürdünüz. 12 Eylül rejimi bir disiplin toplumu yaratmaya çalışıyordu.
üniversiteleri bu yönetmelikle bir disiplin cenderesini almaya çalışıyordu. Sizler sadece bu disiplin yönetmeliğine sahip çıkmakla kalmadınız, üniversiteleri çölleştirdiniz. Bilimi üniversiteden çıkardınız. Bilimsel düşünceye tahammül edemiyorsunuz. Eleştirel akla tahammül edemiyorsunuz. Akademisyenin özgürlüğüne, akademisyenin muhalifliğine tahammül edemiyorsunuz. Edemediğiniz için de işte üniversitelere yönelik yapmış olduğunuz yaptırımların sonucunda üniversiteler bir yönüyle ticari bir kafanın zulmü altında, bir yönüyle baskıcı otoriter rejimi. Evet, neoliberal üniversite modeli bir yanıyla üniversiteleri tüketirken diğer taraftan sizin bilime olan tahammülsüzlüğünüz, sizin bu zihniyetiniz nedeniyle üniversiteler çölleşti. Bakın, Ramazan Taşaltın. Kim Ramazan? Ramazan Taşaltın, Harran Üniversitesi rektörü. İşte üniversitedeki çölleşmeyi bize en iyi ifade eden bir zat-ı şahane. Ne demiş? Cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır. Bir rektör neden böyle bir laf eder? Bir rektör, ki nasıl rektör olduğunu biliyoruz, eğer bir liyakatle üniversite düşüncenin içinden çıkıp üniversite bileşenlerince seçilmemişse bu tür lafları eder. Bunun gibi bu tür lafları eden o kadar çok rektör var ki. Çünkü bütün rektörlere işte bu zihniyet atıyor. Bu üniversitelere yönelik en açık şiddettir. Bilimsel çalışmasına bakın bu rektörün. Savaş uçakları için bilimsel manevra sistemleri üzerine çalışıyormuş. Savaş uçakları üzerine. Üniversitedeki zihniyet, Harran Üniversitesi'ndeki zihniyet işte bu. Bu lafı ediyor. Evet, bu lafı ediyor çünkü yaranmak istiyor. Kendisini atayana diyet borcunu ödemek istiyor. Utanmıyor. Bu lafı ederken nerede olduğunun farkında değil. Urfa'dasın sen ya, Urfa'da. 12 bin yıllık tarihi var oranın. Orası peygamberler kenti diyorlar. Hiç mi utanmıyorsun bu lafı ederken? Utanmıyor. Utanmadığı için de bu lafı ediyor. AKP'liler bile tırnak içinde buna tahammül edemedi artık. Düşün. Durum bu kadar vahim. Yozgat'ın rektörü. Bakın, öyle bir acayip durumda ki üniversiteler. 3000 yılında çok iyi bir üniversite olacaklarmış. 3000 yılında. Allah uzun ömür versin. Bu ne ya? 3000 yılında. Nasıl bir uzak görüşlülüktür bu? Tamam, bilim insanlarında bir uzak görüşlülük olacak da 3000 yılında. Kadınla tokalaşmayı ateş tutmaya benzeten rektörler var. Tabii burada rektörleri konuşuyoruz da diğer akademik kadrolar ne alemde, varın gerisini siz düşünün. Bir aylık profesörsün, yarın rektörsün. Bu kadar. Zaten Türkiye'de liyakat sistemi, yükselme sistemi gökten beri aslında deforme edilen bir sistem. Jüri sisteminin yerine işte bu atama zihniyeti geldiği andan itibaren üniversiteler çölleşmeye başladı. Fakat AKP döneminde yaşadıklarımız tüm dönemlerden fersah fersah ileride. Üniversiteleri hızla çölleştiriyor. Çölleştirirken tabii bizleri de unutmuyor. Arkadaşlarım, 7000'den fazla hocam, arkadaşım ihraç edildi. İşte kimdir diye bu arkadaşlara baktığımızda üniversitelerin içinde olan, üniversiteler yaşamın içinde olan, özgür bilimi savunan, demokratik üniversiteyi savunan ve üniversiteler anlayış çerçevesinde emek demokrasi mücadelesini sırtlamış giden,
akademisyen anlayışıyla, ahlaki etik duruşuyla kürsülerin en önemli isimleri ihraç edildi. Ve bugün üniversiteler ciddi anlamda, bilimsel açıdan ciddi bir gerileme yaşıyor. İhraç etmekle kalmıyorlar. İhraç ettikten sonra da bir sürü hakkı gasp etmeye devam ediyorlar. Özlük hakları, o hakları, bu hakları. Pasaport vermiyor. Yani insanlar bu pasaportu niye istiyor? Yurt dışında belki bilimsel çalışma yapacak. Belki ailesini görmeye gidecek. Belki bir konferansa katılacak. Siz üniversiteden bizi ihraç ettiniz diye bizim bilimsel çalışmalarımızı sonlandırmamızı mı bekliyorsunuz? Hayır, biz buna devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir gün o kürsülere yeniden geri döneceğiz. Ve o kürsülerden halkın, emekçinin, kadınların haklarını savunmaya, onlar için yaşanabilir bir dünya kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. İşte o yüzden ne yaparsanız yapın, bizim bu duruşumuzdan vazgeçmemizi beklemeyin. İhraç edilen tüm akademisyen arkadaşlarımla dayanışma içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Barış akademisyenleri, aramızda arkadaşlarımız var. İhraç edilenler içinde 404 tane barış akademisyeni var ve yargılanıyorlar. Neden yargılanıyorlar? Barış istedikleri için. Dünyanın her yerinde plaket alırlar. Her yerinde özel bir konferans için davet edilirler. Niye? Barış istedikleri için. Barış mücadelesine omuz verdikleri için. Bizde yargılanıyorlar. Hem de ne cezalarla? Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorlar. Bir paragraf okumak istiyorum. Barış imzacısı olan arkadaşlarımın imzaladıkları metinden kısa bir paragraf. Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor. Bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Evet, bu. Bundan dolayı yargılanıyorlar. Yargılanmamaları için devlet vatandaşlarına şiddet uygulasın mı demeleri lazımdı? Savaş devam etsin mi demeleri lazımdı? Hayır. Tüm onurlu akademisyenler gibi barış imzacıları da toplumsal sorumluluk gereği yapmaları gerekeni yapmışlardır. Barış mücadelesine omuz vermişlerdir. Bu mücadele sürüyor, sürmeye devam ediyor. Bu ülkeye barış gelecek. Bizler de o kürsülere geri dönüp barışın şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz. Şiddet bitmiyor. Şiddet çarkı devam ediyor. 4 Kasım'ın darbesi yaşamın her alanını kaplamaya devam ediyor. Bakın, bir kanun teklifi var, komisyonda görüşülüyor. Sağlıkla ilgili. Sağlıkta şiddetin sonlandırılmasına yönelik. Kanun teklifine baktığınızda sağlıkta siyasal şiddetin var edilmesinin yolu açılıyor. Şiddet o denli sıradanlaştırılmış, o denli sıradan bir kötülüğe dönüştürülmüş ki sağlık alanındaki şiddet, var olan şiddet yetersiz görülüyor ve bu kanun teklifiyle şimdi tüm hekimleri, tüm diş hekimlerini, eczacıları kapsayacak bir yeni forma kavuşturuluyor. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş olan doktorlar SGK ile anlaşmalı kurumlarda çalışamaz diyor. Zihniyete bakın. SGK ile anlaşmalı kurum meselesi ayrı bir tartışma başlığı. Ama böyle bir hak gaspı
aslında şiddetin en saf halidir. Doğrudan insanın yaşam hakkını hedef alıyor. İnsanlar yaşamak için mesleklerini icra ederler. Bir işte çalışırlar ve hak ettikleri ücretle de yaşamlarını devam ettirirler. Bunlar bu hakka göz koymuş. O hal devam ediyor. Tıpkı 20 Temmuz'da hayata geçirilen 4 Kasım darbesinin yolunu açan o hal bugün farklı biçimlerde sağlık alanına da giriyor. Sağlık hakkı aslında AKP iktidara geldiği günden beri gasp ediliyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. AKP hiçbir zaman sağlık hakkından bahsetmedi. Sağlık sektöründen bahsetti. Bir sektörel anlayıştır bu. Yani sağlıkta şu kadar yatırım yaptık. Bütçeden sağlığa bu kadar pay aktardık. Sağlıkta şunu yaptık, bunu yaptık dedikleri şeyin hepsi aslında bir sektörel mantıktır. Halkın sağlığına yönelik hiçbir yatırım yoktur. Önleyici sağlık tedbiri diye hiçbir şey yoktur. Ne vardır? Sağlık yatırımı vardır. Yani şehir hastaneleri işte bunun en çıplak örneğidir. Sağlık hakkı değil, karşımıza çıkan beton hakkıdır, beton. Çünkü inşaat sektörü ayakta kalsın diye kamu bütçesini sağlık sektörü üzerinden bu alana aktaranlar ülkeyi içinden çıkılmaz bir felakete sürükledi. 30 yıllık borçlanmalar var şehir hastanelerinde. Sağlık hakkı yok. Sağlık hakkını savunanlara tahammül de yok. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç ediliyorlar. Yetmiyor. Doktorluk, hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Komisyonda arkadaşlarımız tüm hekimlerimizin, sağlık emekçilerinin hakkını savunmaya devam ediyor. Bu teklifin bu haliyle yasalaşması sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Buna hep birlikte engel olmalıyız. Tüm Türkiye halklarını, kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya, hekimlerimizle, doktorlarımızla, sağlık emekçileriyle birlikte sesini çıkartmaya ve iktidarın karşısında, bu yasanın karşısında yer almaya çağırıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, hep şiddetten konuşuyoruz maalesef. Bir şiddette kadınlara yönelik. Hiç hız kesmiyor. Her gün yeni yeni şiddet sahneleriyle karşı karşıyayız. Sıla. Evet, Sıla'ya uygulanan şiddet. Sanatçı Sıla'ya uygulanan şiddet aslında bir yanıyla görünmez kılınmaya çalışılan şiddetin tüm çıplaklığıyla açığa çıkmasına neden oldu. Güç ve konum sahibi kadınların da şiddet riski altında olduğunu bir kez daha gördük. Sevgili Sıla'ya geçmiş olsun diyoruz. Fakat altını çizmemiz gereken çok önemli bir konu var. Kadına yönelik şiddet bu iktidarın politikasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine kadına yönelik şiddet üzerinden bir şiddet ve savaş iktidarını var etmeye devam ediyor. Eğer kadına yönelik şiddeti engelleyecek adımlar atmış olsaydı bugün bu otoriter rejim bu denli fütursuzca, bu denli pervasızca yoluna devam edemezdi. Evet, bu adı konmamış, örtülü, bilinçli bir iktidar politikasıdır. Öyle olmasaydı günde ortalama 400 kadın şiddete maruz kalmazdı. Yılda 13 bin kadın şiddete maruz kalıyor. Her yıl 300'e yakın kadın katlediliyor ve bu sayı giderek artıyor. Bu sayı 16 yıl boyunca inanılmaz bir trend izliyor. Buna karşılık iktidar hiçbir şey yapmıyor. Bu şiddetten beslenmeye devam ediyor. Bu şiddete karşı çıkanları da, kadın mücadelesinin en önünde yürüyenleri de tutsak ediyor. 4 Kasım kadına yönelik şiddetin aslında bir başka adıdır. Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'i içeride tutan işte bu zihniyettir. Ama onlar bu şiddetle, bu iktidarın şiddetiyle mücadele etmeye içeride de olsalar
devam ediyorlar. Zulmün gözüne bakmaya devam ediyorlar. Şiddet devam ediyor. Arin bebeğe şiddet devam ediyor. Ciddi anlamda solunum yolu hastalığı var, astım hastalığı var ama Arin bebeğe şiddet devam ediyor. Acar ailesine şiddet devam ediyor. Batman'da Acar ailesi. Bir aileye baskın düzenliyorlar. Aileden 6 kişiyi birden gözaltına alıyorlar. Yargılanıyor. 6 kişinin 6'sı da 12,5 yıl hapis alıyor. Dosya Yargıtay'da. 2 tane çocuk, ailenin 2 çocuğu ortada kalıyor. 3 yıl oluyor. Şimdi yaşları 6 ile 4,5. Ama öyle bir şiddet zihniyeti var ki Acar ailesinin bu çocukları anne ve babasını göremiyor. Ninesini göremiyor. Çünkü aile fertleri baba Tekirdağ'da, anne Ankara'da, nine Erzincan'da, Türkiye'nin her yerine dağıtılmış. Yani Batman cezaevine koyup da çocukları haftada bir annesini görsün bile diyemiyor. Öyle şiddetten gözleri dönmüş ki, öyle bir zulüm iktidarı var ki çocukların cezaevindeki annelerini bile görmeyi engelliyor. İşte şiddet budur. İşte faşizm budur. Sise Bingöl 80 yaşını aştı. Cezaevinde. Yakınları gittiğinde tanıyamayacak kadar ciddi sağlık sorunu yaşıyor. Ama hala salıverilmiş değil. Sadece Sise mi? Tam 1000'den fazla, 1124 tane hasta tutsak var. 402'si ağır vaka durumunda. Acilen tahliye edilmeleri gerekiyor. Şen Yaşar ailesi. Şiddet devam ediyor. Herkesin gözü önünde 3 arkadaşımız katledildi. Bir kişi bile gözaltına alınmadı ama Şen Yaşar ailesine yönelik şiddet sürüyor. Suruç'tan çıkmak zorunda kaldılar. İş yerlerine ulaşamıyorlar. Aile tehdit ediliyor. İşte bir şiddet manzarası da bu. Her yerde. Şimdi Kobani'de. Bakın gittiler Kobani'de o destekledikleri IŞİD üzerinden top atışları, saldırılar sonucunda 6 yaşındaki Sara Mustafa yaşamını yitirdi. Niye Kobani'ye saldırıyorsunuz? Ya da bu çeteleri desteklemeye neden devam ediyorsunuz? Çıkmış diyor ki, bakın diyor, Afrin'e müdahale ettik Zeytin Dalı operasyonuyla, şunu yaptık, bunu yaptık. Operasyonun adını yanlış koymuşsun bir kere. Zeytin Dalı değil, Zeytin Talanı. 50 bin ton zeytin getirmişler. Kimin malına el koydunuz? Nereden topladınız? Bu zeytinleri kim getirdi, kim satıyor, kim aldı? Bu soruları buradan soruyoruz. Çünkü Afrin'de, orada yaşayan insanların ülkesinde bu ÖSO çeteleri onların zeytinine, malına, mülküne el koydu. Kadına yönelik şiddet en çıplak haliyle Afrin'de, bir de utanmadan bu talancıların zeytinlerini satın alıyorsunuz. Daha önce patates almışlardı. Evet, çünkü Kobani düştü düşecek diye hayal kuranlar Kobani düşmediği günden beri hala bunun hesabı üzerinden yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Kobani düşmedi, düşmeyecek. Afrin Afrinlerindir, Afrinliler de geri dönecek. Kalkmışlar Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'na atanmış olan eski Genelkurmay Başkanı diyor ki, hakikaten bir çözüm süreci yaşandı. Onun getirdiği bir takım dersler var. Şimdi tabii terörle mücadele sürüyor. Umutlu olun.
aklınca sentez yapıyor. Şimdi meşhurdur ya üniversitede. Tez, antitez, sentez. Hani böyle bir klişe var. Bizim tezimizin antitezi yok. Bizim tezimizin ulaşacağı bir sentez de yok. Bizim tezimiz barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Bu tezin antitezi olmaz. Birisi de çıkmış diyor ki, bunlar diyor AKP ile yol yürüyecekler. Bizim AKP ile yürüyecek bir yolumuz yok. Bizim yolumuz demokrasi, barış, özgürlük yoludur. Bizim yolumuz halkımızın yoludur. Geçmişten geleceğe tüm yoldaşlarımızın yoludur. Yitirdiklerimizin anılarıyla ve bugünkü yoldaşlarımızla bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bizim AKP ile yürüyecek zerre kadar bir yolumuz yok. Nerede olursak olalım, nerede olursak olalım, içeride, dışarıda yürüyoruz hainin, zalimin, fesatçının, fırsatçının üzerine. Bu yürüyüş devam edecek. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz. Sevgili arkadaşlarım, iktisadi şiddet de devam ediyor. Bu da bildiğiniz gibi 3. havalimanı açılışında bunu bir kez daha hep birlikte yaşadık. 3. havalimanı açılışında İGA Yönetim Kurulu Başkanı konuşma yapıyor. Küfür edemediği için konuşma çok sıkıntılıydı. Evet, bu küfürbaz çıkmış, vizyon güzellemesi yapıyor. Ne vizyonu? Orada yaşanan vizyon filan değil. 3. havalimanında sizin o döşediğiniz pistlerin altında işçiler yatıyor. Can vermiş, işçi cinayetlerinde katlettiğiniz işçiler yatıyor. Orada emek sömürüsü yatıyor. Orada bir doğa katliamı yatıyor. Ne vizyonu? Sizin vizyondan anladığınız işte budur. 3. havalimanında bu tabloyu ortaya koyan 31 işçi arkadaşımız hala tutuklu. Ve siz orada hala işlemeyen bir havaalanı açılışı yaptınız ve iddia ediyoruz. O havaalanı hava taşımacılığı açısından ciddi sıkıntılar içinde barındıran bir havaalanıdır. Çok ciddi felaketlere kapı aralamış oldunuz. Ve bunun da sorumlusu bu iktidardır. İktisadi şiddetin bir başka boyutu da sevgili arkadaşlar enflasyon. Hayat pahalı. Bildiğiniz gibi bir Hazine ve Maliye Bakanımız var. Bakıyor sadece. O yüzden bakan. Yoksa orayı hak ettiği için değil. Diyor ki geçen ay en kötüyü gördük. Bunu söyledikten sonra ne beklersiniz? Enflasyon bu ay düşecek. Bu ay artıyor. En kötü dediği ne bilmiyoruz. En kötüyü görmüş. Sonra enflasyonla mücadele etmek için TÜİK'te enflasyon işlerine bakan TÜİK başkan yardımcısını görevden alıyorlar. Bakın çok etkili bir enflasyonla mücadele yöntemi. Yine düşmüyor enflasyon. Merkez Bankası'nın işini zabıtalara yaptırıyorlar. Yine düşmüyor enflasyon. Paketten bir sürü ürünü çıkartıyorlar. Başka ürünler koyuyorlar enflasyon paketinden. Yine düşmüyor enflasyon. Her türlü tırnak içinde önlem alıyorlar. Enflasyon düşmüyor. Utanmadan kürsüye çıkıyorlar. Yalan söylemeye devam ediyorlar. Bir de insanlara gülüyormuş. Ya sen ne insanlara güleceksin? Bütün insanlar sana gülüyor. Sen farkında değil misin? Şu enflasyon rakamları bile aslında senin nasıl bir arz içinde olduğunu gösteriyor. Yüksek enflasyon eriyen ücret demektir. Yüksek enflasyon hayat pahalılığı demektir. Yüksek enflasyon aslında yoksulluğun yaygınlaşması demektir.
Türkiye'de çok ciddi anlamda yoksulluk yaygınlaşıyor. Ücretler düşüyor, satın alma gücü düşüyor. Buna karşı iktidarın önlem diye getirdiği şey vergi paketi. Bazı vergilerde düşüş yaratıyorlar. Diyor ki ÖTV'yi düşürdük, KDV'yi düşürüyoruz. Ne olacak? Bu sayede araba alacaksınız. Kim alacak bu arabayı? 100 bin liralık arabada 7 bin liralık düşüş sağlıyorlar. En ucuz araba bu. Yani şimdi 100 bin liralık arabayı gidip 93 bin liraya alacaksınız. Kim alacak? Kimin 93 bin lirası var? Asgari ücret 1600 lira. Bir yıl hiçbir şey yemesen 18 bin lira. 93 bin liraya ulaşman için 6 yıl hiçbir şey yemeden para biriktireceksin. Fiyatlar artmayacak. Araba alımları artacakmış. Çünkü bunun derdi asgari ücretliyle değil. Bugün Türkiye'de çalışanların %67'si asgari ücretle çalışıyor. Diğerleri önemli bir kısmı asgari ücret bile alamıyor. Ama asgari ücrete ya da ücretleri dikkate alan değil, otomotiv sektörünü dikkate alan bu zihniyet araba ücretlerinde, araba fiyatlarında indirime gidildiğini söyleyebiliyor. Bakın bütçeye baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Bütçe her haliyle buram buram aslında halkın sırtına nasıl bu maliyetlerin, bu yaşanan ekonomik krizin maliyetlerinin yüklendiğini bize gösteriyor. Kamu emekçileri enflasyondan dolayı ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme yaşarken onların bu yoksulluğunu telafi edecek bir önlem bütçede yok. Bütçede alınmış en ciddi önlem Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde öyle bir önlem almışlar ki Ağrı'nın nüfusu 547 bin kişi. Ağrı'ya bir yıl için 102 bin lira ayırmışlar bütçede. Şırnak'ın nüfusu 503 bin. Şırnak'a 169 bin lira ayırmışlar. Şimdi Ağrı'ya 102 bin lira ayırdılar ya, bir yılda Ağrı'ya 102 bin lira. Cumhurbaşkanının aylık brüt maaşı 102 bin lira. İşte bütçenin ne olduğunu bize anlatan en önemli gösterge. 550 bin kişiye bir yılda 102 bin lira, sarayda bir kişiye bir ayda 102 bin lira. İşte adalet, işte bu iktidarın adalet anlayışı bütçede bütün çıplaklığıyla ortada. Bütçe bir siyasi metindir. Bütçe bir siyasi tercihtir. Bu iktidarın tercihi Beştepe'den, bu iktidarın tercihi otoriter rejimden yana ve halkın haklarını gasp etmekten yana. Bütçedeki bu hak gaspı sürerken tabii dönüp belediyelere baktığınızda yerellerde de hak gasplarının hangi boyutlara ulaştığını görmeniz mümkün. Bunu en iyi Antepliler biliyor. Antep'te kayyum yok ama 10 kayyumluk yolsuzluk var. Antep Belediyesi'nin IŞİD'le olan münasebetleri zaten çok iyi bilinen münasebetler. Ama bir de yolsuzluk işine bakın. İhaleye çıkıyorlar. Bu Sayıştay raporları döküldü ya. Tabii dökülür dökülmez bakın TÜİK'teki yöntemi orada da yaptılar. Denetlemeden sorumlu Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden alındı. Neden? Bu tür raporlar ortaya çıkıyor diye. Antep'te ihaleye çıkıyorlar. Zemin ihalesi 2500 liralık teklif yerine 4750 liralık olan kabul ediliyor. Antep'in 104 taşınmazı yandaşlara peşkeş çekiliyor. İmar değişikliği yapılıyor. Aklınıza hayalinize ne gelirse gelemez. Her türlü yolsuzluk yöntemi Antep Belediyesi'nde var. Adeta Antep Belediyesi bir yolsuzluk laboratuvarı. Her türlü yöntem var. Diğerleri geri kalır mı? Kalmaz. Kalmadığını biliyoruz. Ama esas
Bir de kayyum belediyelerine bakın. Hatırlıyor musunuz Van Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla ilgili bir şey dile getirdiğimizde Van kayyumu çıkıp cevap yetiştirmeye çalışmıştı. Şimdi cevap yetiştireceği bir ses kaydı var. 150 bin liralık bir ses kaydı. Evet. Bir vatandaş arıyor ve bir işi var. Diyorlar ki Van Spor'a bağış yap. 150 bin lira. Ses kaydı duruyor. Çık konuş bakalım. Çık şimdi açıkla. Kim nasıl istiyor bu parayı? Bu para nereye gidecek? Daha bunun gibi yüzlerce size Van hikayesi anlatabiliriz. Her belediyede böyle. Şırnak'a gidin aynısı. Mardin'e gidin aynısı. Belediyelerde hem yolsuzluk var, hem belediyelere ait taşınmazların Silopi'de olduğu gibi değerinin çok altında yandaşlara peşkeş çekilmesi var. Hem de bu belediyelerin aşırı derecede borçlandırılmaları söz konusu. Tüm bunlara cevap vermek yerine bir Kayseri Belediye Başkanı vardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Şimdi terfi etti. Yerel yönetimlerden sorumlu. Bir ara bakanlık da yaptı. Diyor ki çuval çuval para yolluyor bunlar. O yüzden şimdi kayyumlar atandı. Sevgili Bekir Kaya'nın duruşmasından sonra da aynı şeyi söyledim. Bir tane belge çıkartın. Bir tane. Bir sayfa olsun. Bizim herhangi bir belediyemizde o bir sayfa içinde bir kuruş yolsuzluk olsun. Bu belgeyle gelin, bize verin bu belgeyi bakalım. Ve eğer siz böyle bir belge çıkartırsanız biz de bunun gereğini yapacağız dedik. Ama bize bu suçlamaları yönelten bu zatın hakkında 26 sayfalık belge var. Sen çık bu 26 sayfayı bir oku bakalım. Bu halk bir dinlesin bakalım o 26 sayfanın içinde Kayseri'de neler yapmışsın. Ondan sonra gel konuşalım. Bu 26 sayfalık belge nerede? Bu 26 sayfalık belge valilik emriyle sümenaltı edildi. Soruşturma açılamadı. Eminim o bir yerlerde duruyor. Gel o sümenaltından o belgeyi çıkart, oku bakalım. Oku, ne göreceğiz onun içinde? Şimdi Kayseri bitti. Bütün Türkiye'yi bir yolsuzluk ülkesine çevirmek istiyorsunuz. Ve ne yapıyorlar? Bakın seçimlere giderken sevgili arkadaşlarım, bir sürü valiyi görevden aldılar yine. Bu bir seçim kampanyası. Kendisi de bugünkü konuşmasında bayağı bir seçim kampanyasına kaptırmıştı. 16 yıldır neler yaptık, neler yaptık diye anlatıyordu. Özellikle çamaşır ve bulaşık makinesi konusunda anlattıkları çok zihin açıcıydı. Efendim, bulaşık makinesi sayısı şuradan şuraya çıkmış. Çamaşır makinesi sayısı buradan buraya çıkmış. Yahu sen cumhurbaşkanı mısın, beyaz eşya bayisi misin? Bize ne? Sen gel bu yolsuzlukları anlat. Bu belediyelerde dönen dolapları anlat. Sen gel bu ülkede savaşın, zulmün yaratmış olduğu yaralardan bahset bize. Acılardan bahset bize. Çamaşır makinesiymiş, bulaşık makinesiymiş, buzdolabıymış, yolmuş. Hepsinin içinde zulüm var, zulüm. Hepsinin içinde şiddet var. Hepsinin içinde anaların gözyaşı var. Gel sen bize bundan bahset. Bu valileri neden görevden aldığını biliyoruz. Çünkü şimdi kampanya yürüteceksin. Başladın. Valinle, kaymakamınla, jandarma komutanınla, emniyet müdürünle bir zulüm kampanyası yürüteceksin. Bu gözaltıların nedeni de bu. Evet. Bu seçim kampanyasına karşı 5 ay boyunca olduğumuz her yerde demokrasi ve barış mücadelesini yükselterek, özgürlük mücadelesini yükselterek, başka bir yerel yönetim anlayışına sahip çıkarak biz de bu kampanyaya karşı halkımızla birlikte HDP'nin kampanyasını yükselteceğiz.
İnanıyoruz ki 31 Mart geldiğinde en güçlü cevabı işte bu halk bu mücadelesiyle verecek. Emekçiler verecek, kadınlar verecek. Bu şiddete karşı 4 Kasım'ın hesabını, Tecrit'in hesabını, tüm yoldaşlarımızın hesabını işte o gün 31 Mart'ta sandıkta soracağız. Ve bu halk size en güçlü cevabı bizzat yerinden verecek. Ağrı'dan verecek, Hakkari'den verecek, Silopi'den, Cizre'den, Ahmet'ten verecek. Ama sadece oradan mı? Hayır. Türkiye'nin her yerinde emek demokrasi güçleriyle, bütün muhalefetle, toplumsal muhalefetle omuz omuza vereceğiz ve Türkiye'nin her yerinden bu şiddet iktidarını, bu zulüm iktidarını, bu ceberrut anlayışı hep birlikte süpürüp atacağız. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, bu 5 ay boyunca 7/24 neredeyse orada mücadelemizi güçlendireceğiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Her türlü yerel yönetim seçimlerine yönelik her türlü çalışmamızı, altyapı çalışmalarımızı, zemin etüt çalışmalarımızı tamamladık. Yerellerde örgütsel çalışmalarımızı bu ay içinde tamamlayacağız. Ve ondan sonra 4 ay boyunca da sokak sokak, mahalle mahalle, herkesle yan yana birlikte bu çalışmalarımızı seçimlere kadar sürdüreceğiz. Hep birlikte yapacağız. Hiç ara vermeden. Çünkü unutmayın, arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza sözümüz var. 31 Mart'ta faşizmin çöplüğüne bunları süpürdüğümüzde tüm arkadaşlarımız özgür kalacak. Hepimizin yolu açık olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Serkeftin Evali. Evet, biz de konuşmalarından dolayı eş genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Katılımınız için de sizlere grup toplantımızı kapatıyoruz. Sağ olun.